Efendim selamlar yeni bir Rocket League videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. 3 gün önceki RL Side Swap videosuna harika bir ilgi, alaka ve beğeni geldi. Ben de dedim ki RL Side Swap o zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bu ilginin istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor ki ben de sizleri seri seri atayım. Şimdi bugünkü videomuzun konusu bayağı faydalı ama zor bir konu. O da stall. Şimdi stall nedir? Şöyle açıklayacak olsak arkadaşlar bir eğitime gireyim dunk bir yorum yapmadan sizlere hareketi yapmaya çalışacağım zaten anlayacaksınız bir hareketi siz bir şekilde hata yapmadan yapalım bakalım neymiş bu stop. Evet hareketi gördünüz arkadaşlar hareketi Türkçe yaşamak gerekirse takla sıfırlamalarla topu sektirdiğimiz bir mekanik. Şimdi bu mekanik kolay değil. Öncelikle onu söyleyeyim belli bir seviyede değilseniz en azından pilat hadi plat da demeyeyim altın 3 altın 4 altın 5 değilseniz bu hareketi yapmanız çok daha fazla zorlaşacaktır arkadaşlar onu söyleyeyim şimdi ilk başta sizden şunu istiyorum ayarlara geliyorsunuz ondan sonra seçenekleri göster buradan bakın erişilebilirliğe tıklıyorsunuz ve burada tek basışla havada döndürme bunu sizde tikli değilse tikliyorsunuz arkadaşlar şimdi bu ne iş arıyor Tekrar seçenekleri gizledim. Çıkalım abi buradan. Burada bizim amacımız şu olacak arkadaşlar. Telefonda ekranın herhangi bir yerine sağ tarafta herhangi bir yerine bastığımız zaman bakın ben de şurada mesela ben emülatörden oynuyorum. Burada boşluğa X tuşunu bastım. Aslında kontrol tuşu X ama burada X olarak gözüküyor. Yani ekranın boşluğu. Buraya bastığımda Şöyle bir hareket yapıyor. Bakın. Bu hareket hayatı önemli. Zaten bu stol yapmamızın anahtar sebebi. Bunu bir kere aktif ediyorsun. Telefondakiler daha kolay yapar. Emulatörden de buraya x ekliyorsunuz. Bu halde oluyor. Tamam mı? Bu şekilde. Ondan sonra sizden ilk yapmanızı istediğim şey. Geliyorsunuz buraya. Uzun bir zıplamaya basıyorsunuz. Yani zıplamaya basıp tutuyorsunuz. Bak araba böyle zıplıyor. Yani şöyle yapmayın. Bak. Şu değil. Böyle bir zıplama. Tamam mı? Şimdi bunu yaptık. Sonra bunu yapıyoruz ardından böyle. Sanki top varmış gibi. Bunu bir kere yapıyorsunuz. Tamam mı? Ama bak şu değil. Şimdi yanlışını göstereceğim. Bu değil abi. Bir kere zıplıyorsun. Bir kere daha zıplıyorsun. Ondan sonra arabayı döndürme tuşuna. O tik dediğimiz tuşa basıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bunu zor olan topla yapmak. Ben niye basket stadını seçtim özellikle? Çünkü baskette top havadan geliyor ve daha kolay. Deneyelim. Bak top aşağı indi. Bak yanlış yaptım. Gördün mü? İkinci zıplamayı yapmadan daha hemen arabayı döndürme tuşuna bastım. İyi de oldu. Görmüş olduk. Bunun şöyle bir handikapı var. Mor vuruşa çok alıştıysanız benim gibi bazen mor vuruş atabiliyorsunuz yanlışlıkla. Bak mesela yaptım. Ama topu kaçırdığımız için olmadı. Şimdi bunu daha güzel bir şekilde yapmaya çalışalım. Evet iyice gerildim. Bakın şimdi topun altına geçiyorum arkadaşlar. Başlayacağım. Bak. Yine mor attık. Sıkıntı değil abi. Ama arkadaşlar güzel bir şekilde bir tane sizin tatmin edici stall atacağım. 6 tane zaten attım bir tane. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelmedi. 4 tane de kaldı. Güzel ama tatmin etti. Bir tane daha deneyelim hadi. Şu topu sıfırlayalım. Bak 10 saniye bir de mor vuruş attım. Güzel abi. Tamam temiz. 4 tane attık. Video geliştiğinde 6 tane attık. Devam. Bir daha deneyelim abi. Sıkıntı yok. Topu getirdik. Top yere düşerken hemen. 3, 4 çok iyi gidiyorum. 5 6 gelir mi? Gelmedi. Ah lan. Güzel güzel. Bir kere daha deneyelim abi. Sıkıntı yok. Şu topu bir sıfırlayalım. Şimdi bir de anlatarak yapmaya çalışacağım. Yani sessiz kalmadan püf noktadan denerek. Bu tabi daha zor olacaktır ama arabanın altına geldik. Bir kere vurduk. Bir kere daha vurduk. Hop zıplama. Hop zıplama. Hop zıplama. Bak gördün mü? Buradaki hata neydi? Topun. Şimdi bir dakika şöyle göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız. Orada niye 5. reset alamadık biz? Çünkü top böyle tam tabanında değildi. Şöyle bir şey bak arabanın burnunda şöyle duruyordu. Yani topla araba bütün yeşil su atmak istiyorsanız. Bu da kolay değil. Son bir kez daha deneyelim. Bu örnek güzel oldu. Bakın bir tane böyle tatmin edici bir örnek yapabileceğiz mi? 1 iki, bak geç kaldık. Bu sefer de şey olmadı. Bu tuş var arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu atmakta geç kaldık. Hata birineydi. neydi? Böyle yapıyorduk. Bu birinci hata. Hata 2 top arabayla bütünleşmiyordu. Hata 3 de işte şurada geç kalıyordu. Bunu siz böyle pratik yapa yapa daha iyi yerlere geleceksiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 gelmedi. Ama bence gayet güzel bir örnek oldu. Yani bunu yapıyorsanız arkadaşlar şuradan topu alıp olayın temelini tutturmuşsunuzdur. İkinci yani ilerletmek istiyorsanız da ne yapacaksınız? Buradan geleceksiniz abi. SC Field'a yani normal futbol sahasına. Buradan şimdi topu kaleye doğru süreceğiz. Kaleden havaya kalkacak ve havadan topu sürerek sol atmaya çalışacağız. Deneyelim. Bak olmadı ama yakındı yani bayağı iyi Bu zaten olayın ileri aşaması. Baskette gösterdiğim şey yapamıyorsanız buna hiç girmeyin. Çünkü çok daha zordur yani bunu yapmak. 1, 2, 3. Ah 3 gelmedi. Bir tane de mor atalım bari. Güzel. Bir de şuradan kalkarak yapmaya çalışalım. Bak oy güzel bir örnek oldu. İşte süt olun mesela hani örnek bir senaryo çizsek gol atmaya çalışsak böyle olurdu. Tabi bu dediğim gibi üst seviye bir mekanik bence kolay yapılan bir şey değil arkadaşlar. Bir bak geç kaldık. zamanlaması çok iyi ayarlamanız lazım. Dediğim gibi bu olayın ikinci aşaması. Bak ben bu aşamada mesela zorlanıyorum yani ama arada yapıyorum tabi videoda da gördünüz zaten. Bir 2 ah 2 gelmedi. Niye gelmedi? Sebebini çok kısa açıklayayım. Siz de fark etmişsinizdir. Çünkü arabamız oturmadı. Ya yani bu şekilde bundan sonra bence normal maçlara girip harekete yapacak kıvamda olursunuz diye düşünüyorum. Ha bak topa yetişmek için arada bu basabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi son olarak dediklerimi özetleyelim. Ne dedik? ilk başta şuradan ayarlardan kesinlikle bakın. Videoyu sardırmadan izleyin. Bu yüzden önemli bunlar. Tek basınç havada dönmüzünü açıyoruz. Ve şunu öğreniyoruz arkadaşlar. Uzun zıpla, uzun zıpla, hemen ardından uzun zıplamadan sonra hemen ikinci zıplamadan bahsediyorum. Tek basış havada durun gibi. Tabi bunun hızı mesela. Bak tekrar bu şekilde. Bunu sürekli çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar deneyelim. 1, 2, 3. Tabi burada uzun basma da önemli. Bak uzun basmazsan burada top havada uzun süre kalmaz. Kısa kısa basarsan az önce olduğu gibi benim gibi hata yaparsın. Ne göre çalışacağız arkadaşlar. Olay bu. Ondan sonra bunu da yaptık. Benim gibi böyle 7-8 reset alabildiğiniz zaman geliyorsun serbest oyna. Buradan bu tar hadi bakalım havadan yapabiliyorsan yap kafası. Buradan geliyorsun. Hop alamıyorsun. Sonra üzülüyorsun. Tekrar deniyorsun. Bunu bir kere alıyorsun. Hatta tekrar deneyim ya. Böyle iyice pekilsin abi. Şuradan geldim mesela. 1, 2, 3. Bunu da yapıyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Sen artık maçlarda böyle bir ve bir de önermiyorum ama iki ve iki yapabilirsin. Çünkü arkanı kollayan bir takım arkadaşı var. Bunlara hazır hale geliyorsun. Stolun temelini anlatmaya çalıştım bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Böyle ileri seviye stolu da ben de çok iyi öğrendiğimde sizlere anlatacağım. Kendinize iyi bakın dedim güzel beğeni bekliyorum. Saç videoları hem devam için hem böyle rehber videolar için. Aynı zamanda ne tür rehberler görmek istiyorsanız da saç yorum yazabilirsiniz anlamadığınız konuyla mutlaka yorum yazın kendinize iyi bakın hoşçakalın